Mahkemede savcılığına ziyaret edildi. Edildi o. Evet, değerli kardeşler, mahkeme 6 Haziran tarihine ertelendi. İnşallah 6 Haziran'da tekrar burada buluşacağız inşallah. Adalet devletimize kesintisiz devam edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. İstanbul'a gidecek arkadaşlar da hemen üst geçidin altından otobüsleri kalkacak, orada da bulunalım inşallah. Oğlunuzun katledildiği olayın katil zanlılarının duruşmasına katıldınız. Evet. Duruşma ve mahkeme heyeti hakkında neler söylemek istersiniz? Duruşma yani bizim istediğimiz gibi değildir. Hatta böyle bize sanki ceza veriyorlar, kapalı ceza. Mesela kimseyi bırakmıyorlar. Emniyetin bazı eksik şeyler vardır. Eksik yazıları vardır, eksik görüntüleri vardır. Onun için biz onları tamamlamak istiyoruz ve adalet istiyoruz. En başta adalet istiyoruz. Bunları tam cezalandırsınlar. Yani Özgece bu Mersinli o kıza nasıl onu katillerine ceza verdiler, müebbet ve geri dönüşü de yok. Biz de aynısını istiyoruz. Yani aynısını istiyoruz ki bunlara da böyle müebbet bir ceza versin. Ve 7 Haziran'a 6 Haziran'a ertelediler. Yani bu da bir zorluktur. Urucun birinci günüdür. Bu katiller bileme Ebu Katar'dan sesleniyorum. Ebu Katar'ı öyle konuşuyorlar sanki onlar olay yapmışlar. Onlar sanki oradaymış. Ya sen nasıl öyle konuşuyorsun? Sen kendi kafanla öyle konuşuyorsun. Belki sen gel kendini bizim yerimize koy. Sen nasıl senin çocuklarının katili orada avukat başka bir avukat konuşursa sen ona ne diyebilirsin? Ya sen ne biçim avukat sen? Sen ne biçim hukuk sen? O senin okuduğun ismi hukuktur. Hukuk böyle mi olur? Mahkeme heyetinin tutumu ve dava hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi mahkeme heyeti başkanı değişti. Yeni bir başkan geldi. Yalnız o da hani öyle akım şakım de yani sorulan sorular, verilen cevaplar çocuk işi. Yani sanki böyle bir tiyatro oynamış bazı çakallar. Çukalın eline bir kağıt vermiş. Onları okuyarak da mahkemenin önüne gelmişler. Halbuki o avukatlar, hani dediğimiz kişiler o çocuklarına bizim çocuklarının kanıyla ekmek götürülebilirler. Kanlı ekmek yedirirler. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah sulhu da buraya gelecek, burada yargılanacak. Yasin Börü ve arkadaşlarının şehadeti bölge tarihinde mazlumiyetin, mağduriyetin sembolüdür. Dolayısıyla böyle bir davanın ilgi alanımız içerisinde olması lazım. Bu davada adaletin tecellisi gelecekte benzer zulümlerin yaşanmaması için çok önemsiyorum. Dolayısıyla sefahatiyle alakalı hepimizin merakı olağan bir meraktır. Aldığımız duyumlara basından takip ettiğimiz kadarıyla mahkemede bir takım aksaklıkların olduğunu duyuyoruz. Ama dileğimiz ve temennimiz odur ki hak ve adalet tecelli etsin. Bu zulmü bu gencecik insanlara reva gören, insanlara bir kutsal günde, bir kurban bayramının gününde hizmet etmek isteyen, onlara her gün bulamadıkları, bulma imkanı bulamayan fakirlere et ulaştırmaya çalışan gençlere bölgemizde yapılmış bu zulmü gerçekten halkımıza, tarihimize anlatabileceğimiz bir durum değil. Dolayısıyla bu yargılamanın adaletin tecellisinde ve gerçek sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyorum. Tüm halkımızın da beklentisi budur. Türkiye'nin sınırlarını aşmış bir davadır. Dünya kamuoyuna mal olmuştur. Dolayısıyla çıkacak sonuç herkes tarafından merakla beklendiği gibi ben de merakla ve sabırla bekliyorum. Ve biliyorsunuz 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'de 50'ye yakın insanımız, masum insanımızın canıyla sonuçlandı. Ve bu yani her şeyden önce bu insanlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarında sabır diliyorum. Acı bir olaydı. Türkiye'nin başına, özellikle Kürtlerin, Kürdistan'ın başına örülmek istenen bir çoraptı ve millete
hegemonya altına alma, milleti bir şekilde tahakküm altına alma girişimiydi. Ve Yasin Börü bana göre bir şehitti, mazlumdu. Çünkü o yardım için oralarda bulunuyordu. Millete yardım etmek için bulunuyordu. Bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki mahkemesi, 5. mahkemesi, bana göre yani Adalet Kurulu mahkemesi olumlu ve ders alınacak bir sonuç çıkarmak zorundadır. Bundan sonraki mahkeme süreçleri daha farklı olaylarının da milletin kendi adaletini yani adaletinin sağlandığının intibası yaratması noktasında önemlidir Yasin Börü'nün mahkemesi. Eğer Yasin Börü'nün mahkemesi adalet tecelli ederse bu mekanizma içerisinde, bu kalkışma içerisinde Yasin Börü'yü katledenler bu katlinin cezalarını alırlarsa önümüzdeki süreçte de önemli adalet mekanizması açısından bir adım olacaktır. Halkın adalete bakış açısında adaletin yerine getirmesinden dolayı millet, halk adalete inancı pekişecek.